Bugün telefonla ses çekmeyi deneyeceğiz bakalım. Nasıl olacak göreceğiz. Öteki türlü kulağınızın canını okuyordum. Biliyorum. Ama demir kameram için mikrofon bulamadım. Bulamadığım için de telefonla artık kayıt yapacağım. Bakalım nasıl olacak. Ses göreceğiz. Eğer bunu da başaramazsak artık daha farklı bir yol izleyeceğiz. Neler yapabilirim göreceğim. Rüzgar da çok. Acaba rüzgar sesi nasıl onu da merak ediyorum. İnşallah düzgün geliyordur sesim. Şuradan bir girelim. Yavaş yavaş. Bir de videoyla senkronizasyon olayı var. Onu da yapabilirsem telefonun kaydettiğim sesiyle videonun sesini birleştirebilirsem süper olur. Ki yaparız da. Zaten sistemciyiz. Bakalım. Benim için rüzgar sesi önemli. Zaten sesim geliyordu ama kamera çok fazla rüzgar aldığı için kafamda o sıkıntıydı. Acaba şu anda nasıl? Vallahi merak etmiyorum da değilim yani. Gene felaket bir trafiğimiz var burada. Şuradan girelim. Var mı gelen giden? Yok. Şuradan girelim. Bisiklet yolundan. Devam edelim bakalım. Yeşil yanmış zaten. Şöyle sağa doğru geçeriz. Tramcı yol verirse verdi. Geçelim, devam edelim. Amca da yol versin. Evet. Şu anda telefona kabloyla bağladım. Normal iPhone kulaklığı kullanıyorum. Sony Z5 kompakta. Ama kablosuz olarak Bluetooth Samsung kulaklığım var. Bakalım bu güzel olursa bir de onu deneyeceğim. Hangisinden daha fazla verim alabilirsem, hangisi daha iyi olursa onu kullanmayı düşünüyorum. Yarın da o cihazı bağlayacağım. Onunla sabah işe gelirken bir deneme yapacağım. Şu anda işten eve gidiyorum. Gelen giden yok. Sağdan. Şu anda kameranın aldığı rüzgar çok fazla ve çok fazla bir uğultu var yukarıda. Acaba kaskın içerisinde nasıl duyuluyor? Rüzgar sesi illaki vardır. Ama benim sesim nasıl? Onu çok merak ediyorum. Hani kamera alıp da sesim doğru düzgün çıkmıyor diyen arkadaşlara bir test olmuş olur bu da.
güzel ses elde edene kadar devam edeceğim testlerime. Mikrofon alayım dedim. Denver için mikrofon bulamadık Kadıköy'de Yazıcıoğlu'nda. Arkadaş sağ olsun gitti benim yerime baktı. Bulamadık. Telefonculara bile girmiş. Onlar bile demiş yani öyle bir şey yok. Aksiyon kameracı diyeyim ben. Aksiyon kamera satan vatandaşlar mikrofonumuz yok demişler. Benim aletin mikrofon girişi 2,5 inç. Genelde de hep 3,5 inç satıyorlar. AliExpress'e de baktım. Orada da hep 3,5 inçler var. O yüzden hani mikrofona muadil telefonla kaydı deniyorum. Ya ilk defa bu kadar çok konuşuyorum. Hani sesim nedir ne değildir, nasıl çıkıyor tam manasıyla test etmek için. Çünkü ara ara çok rüzgar var. Rüzgardaki sesimi de merak etmiyor değilim. Hoppa. Acaba nefes sesim nasıl? Nefes aldığım, verdiğim çok belli oluyor mu? Oluyorsa o da kötü. Çünkü benim nefes sesimi niye dinliyorsunuz? Sapık gibi. Mikrofonu üfle vardı eskiden. Serinledim falan derdim böyle yapardım. Oh be serinledim falan derdim. Motorun sesi ne alemde acaba? O da duyuluyor mu? Bu da iyice sıkıştırdı birader ya. Ya açıl. Oh, önümdeki dayı da telefonla muhabbeti koyu galiba. Önüne de bakmıyor. Sıkıntı. Bak önümdekine bak. Yola bakacağına telefonla uğraş. Aferin sana. Telefon kurtarır seni. Kaza yaptığı zaman telefon kurtarır seni birader.
Arkadaşlar ben de araba kullanıyorum ama arabadayken eğer konuşacaksam ya arabaya bağlıyorum öyle konuşuyorum ya kulaklıkla konuşuyorum. Elimde olmuyor. Hani o bile iyi bir şey değil. Sonuçta dikkat dağılıyor. Yani telefonla mümkünse konuşmamak en iyisi. Kenara çek. Konuş. Kimse sana buraya niye çektin? Neden 4 lira yaktın? Telefonla konuşuyorsun da demez yani. Kendini geçtin, başkasının canını da tehlikeye atıyorsun. Gerek yok. Bu arada motorumun rodajının bitmesine yaklaşık bir 400 kilometre kaldı. Yarım gazdan fazla hiç kullanmadım. Yokuş aşağı işte 110'a çıktım. Ama rüzgar falan olduğu zaman tavsiye etmiyorum. Suzuki adres 110'la 110 kilometre hız yapmayın. Hiç güven vermiyor. Zaten iki ayağınızın arasında tutacağınız bir depo da yok. Çok tedirgin ediyor rüzgarlarda. Ha diyorsunuz ne zaman düşeceğim acaba? Ya öyle bir hisse kapıldım ben. Bilmiyorum diğer kullanan arkadaşlar ne düşünüyor ama. Şu anda bayağı bir rüzgar var. Acaba ses ne alemde? Mesela yokuş yukarı görüyorsunuz. Rodajda 60'tan yukarı çıkmıyorum. Sıkmıyorum motoru. Hani 70'e çıkar mı? Yarımdan biraz daha fazla gaz çıkar. Ama önden tabii rüzgar da bayağı bir estiği için zorlamak da istemiyorum. Evet. Geldik. Kürkçü dükkanına geldik. Park edelim. Arkadaşlar herkese iyi günler. İzlediğiniz için de teşekkür ederim. Ya yorumlarınızı söyleyin ki kendimi düzeltebileyim. Daha iyi videolar çekebileyim. Herkese iyi akşamlar.